Sevgili seyirciler, Business Channel Türk TV ekranlarından merhaba. Konuğumuz inşaat mühendisi Emre Çelik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar, bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. 77, Trabzon doğumluyum. 98'de üniversiteye girdim, Kırıkkale Üniversitesi. 94'te girdim, 98'de mezun oldum Kırıkkale Üniversitesi'nden, inşaat mühendisliğinden. Evliyim, iki tane çocuğum var. Büyük oğlum da inşaat mühendisinden bu sene mezun olacak inşallah. Ne güzel. Aynı yerden devam ediyoruz. Rol model oldunuz. Aynen öyle. Rol model olduk. Eşim de mimar zaten. Bizden çok etkilendi sağ olsun. Harika. Ondan kaynaklı inşaat mühendisliğine inşallah devam edecek. Bayrağı ona teslim edeceğiz. Çok güzel. Tebrikler. Daha nice başarılar diliyoruz. Sağ olun. Sizin bu sektöre ilginiz nasıl başladı? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Ben aşağı yukarı meslekte 27, yani mezun olduktan sonra 27. seneye falan girdim. Daha önce de bir 3 senede çalışmışlığım var. Toplamda 30 seneden beri inşaat mühendisliği yapıyorum. Ağırlıklı olarak da metro inşaatlarında çok çalıştım. Yaklaşık son 20 senedir metro inşaatlarında çalışıyorum. Burada kırılma anı kısmı çok enteresandır. Ankara'da liseyi okurken lisenin hemen yanında bir metro inşaatı başladı. Ve aşağı yukarı 2-3 sene falan sürdü. 3 sene kadar sürdü ve cam kenarından ben sürekli orayı izlerdim yani. O işte o büyük makineler. İlham verdi size. Aynen öyle. İşte fore kazık makineleri geliyor, işte kepçeler geliyor, dozerler geliyor. İlk orada belki de Türkiye'de herhalde ilk kullanılan TBMM'lerden bir tanesidir. Metro tünelinde orada görme fırsatım oldu. Tabii uzaktan gördük. Hep böyle şeyin arkasından mı bakıyorduk ya da camın arkasından mı bakıyorduk. O bana her zaman için çok heyecan vermişti. Onun bir parçası olmak istediniz. Belki yani evet. Tarz. Hatta şöyle söyleyeyim. Bazen şunu yapardım. Ya işte yarın hangi iş yapılacak? Kendimce bir kurgu yapar. Ondan sonra onu izlerdim yani. Acaba oluyor mu, olmuyor mu? Tutturabildim mi, tutturamadım mı? Tutturduğum zaman da mutlu oluyordum. Vay be, ben bu işi herhalde becerebileceğim şeklinde. Harika. Öyle bir şey oldu. Gerçekten o bir kırılma anıdır diyebilirim yani. Ne güzel. Peki nasıl projeler üzerine çalışıyorsunuz daha çok? Ne tür hizmetler veriyorsunuz? Çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz? Tabii tabii. Yani şöyle dediğim gibi son 20 seneden beri metro inşaatlarında çalışıyorum. Üst düzey yönetici olarak çalıştım. Proje müdürü, proje müdür yardımcılığı. Aşağı yukarı tamamlamış olduğum 5 tane metro projesi Neyse. Var. Türkiye'de, işte İstanbul, Ankara ve yurt dışında da Polonya, Varşova'da yaptık bu işi. Harika. Ağırlıklı olarak yani ihale aşamasından tutun, ihaleyi aldıktan sonra işte şantiyenin sıfırdan kurulması, yerleşkenin düzenlenmesi, kaç kişiyle çalışacağımız, kimlerle çalışacağımız, alt yüklenicilerimiz ve bunlarla ilgili olan işte sözleşmesinden tutun da hak edişlerine varana kadar malzeme alımıdır. Artı işte bunların lojistik olarak, zamanlama olarak planlamasını yapmaktan tutun da aklınıza gelebilecek son noktaya kadar anahtar teslim. Uçtan uca. Uçtan her uca. Şey. Tabii bizim dahil. Bu özellikle yani metro inşaatları tabii böyle bir senede falan biten şeyler değil. Tabii. Yani bir metro inşaatı boyutu ne olursa olsun 4 sene ile 5 sene arasında bir süreç bu. Bir süreç. Ya bu hemen hemen dünyanın her yerinde böyle Doğru. vardı Nesrin Hanım. Hani şey değişmiyor. Bir de tabii yapmış olduğumuz özellikle bu yapmış olduğumuz işte kullanıcılar ya da sizler dışarıdan bu mesleğin dışında olan insanlar sadece dışarıda bir asansör kovası, bir merdiven yapısı görüyor. Diyor ki ya bunun için mi bu kadar zaman buraları kapattınız, ettiniz, eylediniz? Ama tabii aslında onun altyapısı o kadar önemli ki. Aynen öyle. Hatta bir anımı anlatayım size. Tabii. Bu şimdi geldi aklıma. Buyur. 2006 senesindeydi. İşte bu Avrupa yakasında Bağcılar tarafında bir istasyon yapıyoruz. Taptan yöntemiyle yapıyoruz. Biraz değişik bir yöntem. Nedir? Top down diye yukarıdan aşağı yapıyoruz. Yani başta temeli değil, başta en üst. Top down. Aynen öyle. Tamam. En üst döşemeyi yapıyoruz. Sonra altını kaza kaza aşağıya doğru inip en son temeli yapıyoruz. İlginç. Bir tane de amcamız var. Her gün bizim şantiyenin yanından geçiyor ve bize bakıyor. O da kontrol ediyor. O da kontrol ediyor. Nasıl gidiyor bu Aynen. iş? Bir gün beni durdurdu. Tam da böyle denk geldik. Evladım dedi, bir bakar mısın dedi. Buyurun amcacığım, ne demek bakayım dedim. Ya dedi, siz dedi vasan aynı mısınız? Dedim amca hayırdır, niye?
Ya dedi tonlarca ne yapıyorsunuz siz burada? Demiri aşağı indiriyorsunuz, toprağın içine gömüyorsunuz, şey betonları. Ortada hiçbir şey gözükmüyor. Dedim amca yerin gel. Yerin altında var. Aynen öyle. Altında. Dedim amcam gel. Buna işte kıyafetini falan giydirdik. Bravo. Yerin altında bir dolaştı. Amca cevabını aldı yani. Bir gördü. Ya sevindim dedi, bütün söylediklerini dedi, lütfen dedi, geri alıyorum dedi. Allah sizden razı olsun dedi. Gerçekten de şey, hani yapmış olduğumuz işin meyvesi direkt insanlara. Çok önemli. Çok büyük hizmet bu. Büyük hizmet oluyor. O kadar önemli ki yani bizim zaten en büyük sorunlarımızdan bir evet. Trafik ve metro hayatı çok kolaylaştırıyor. Ki batıda çok kullanılır biliyorsunuz. Evet, bütün evet. Şehirlerde örümcek ağı gibi yayılmış vaziyettedir. Herkes kullanır. Yani alt statüdeki insanlar değil, üst statüdeki insanlar da kullanır. Tabii. Çok yaygındır. Özellikle İstanbul'daki bu ağın gelişmesi bizi çok mutlu ediyor. Ya tabii şimdi İstanbul insanlara dokunabiliyor olmak hakikaten mutluluk verici. Mutluluk yani verici. Bunun manevi bir tatmini de var. Muazzam mesela bir tatmini. Mesela o amca söylemiş ya. Aynen. Teşekkür etmiş gördükten sonra. Aynen. Yani biz de buradan tekrar teşekkür ediyoruz. Sağ olun, sağ olun. Yani 16 milyon için çalışıyoruz. Aynen. Ya sadece 16 değil işte. Sırf İstanbul için. Sadece İstanbul için Türkiye, evet doğru. Yurt dışı o da var. Aynen. Ne kadar güzel, çok mutluluk verici. Daha da artsın inşallah. İnşallah, inşallah. Onun haricinde hani ne gibi işler yapıyorum? Yani kendim açımdan hı-hı. söyleyeyim. Ben bazı firmalara da danışmanlık da yapıyorum. Sözleşme danışmanlığı yapıyorum. Çok sözleşme güzel. Yönetimi işlerini yürütüyorum. Bu Türkiye'mizde önemli bir aslında bir şey konu. Evet. Hala daha bakir. Çünkü bazen sözleşmeler edilmiyor. Sonra edilmiyor. O kadar büyük zarara uğranıyor ki. Aynen. Ve anlaşmazlıklar oluyor. Anlaşmazlıklar oluyor. O anlaşmazlıkların çözümü noktasında hı-hı. biz işte sözleşmeyi ele alıyoruz, çok irdeliyoruz. Önemli. Sağlam başlamak lazım. Kesinlikle. Sağlam başlamak evet. lazım. Sağlam adımlar atmak lazım. Hı-hı. Ona göre hatta bazen işte bir ihaleye çalışmamız tabii, gerekiyor. Çok önemli. İşte ufak o ihale, bir detay. Bir detay da her şey alt üst olabilir. Aynen öyle. Her şey alt üst olabilir. Çok önemli. O yüzden yani bu işi uzmanına böyle teslim etmek evet. son derece önemli. Aynen. A'dan Z'ye çünkü siz biliyorsunuz prosedür nedir, ne gerekir. Aynen son öyle. Son derece önemli. Ne kadar aynen. güzel. Aynen peki öyle. Sizin hem mesleki hem de şahsi olarak önde gelen özellikleriniz nelerdir? Ben yenilikçiyimdir ne diyeyim. Güzel. Çok önemli. Yani bir yeni bir ürün çıktı diyelim. Bunu kullanmaktan imtina etmem. Ne güzel. Yani en azından başta tabii ki bir kağıdın teknik. Üzerine yatırıp hı-hı. bir teknik olarak altlığına hı-hı. bakıp evet bu kullanılabilir ya da bu metotla yapılabilir hı-hı. şeklinde. Ondan sonra küçük bir yerde denerim. Eğer bir başarı elde edebilirsek hı-hı. ya da bir verim alabilirsek hı-hı. O uygularsınız. Uygulamaya devam ederiz. Ne kadar güzel. Bir başka şey de tabii yıllardan beri var olan bir tecrübemiz var. Hı. Ve her bir işte de bu tecrübelerimizi aktara aktara gidiyoruz ve orada kullanıyoruz. Ama aynı zamanda şunu da yaparım. Yani işte şu bardağı imal edeceğim bunun bir standart bir prosedürü var. Öyle söyleyeyim ya da öğrenilmiş bir yapım metodu var. Ya ben bunu başka nasıl yapabilirim? Tabii. Bir farklılık yaratmak lazım. Hem o yaratıcılık çok önemli. Artı bir de şey var bazen öyle bir denk geliyor ki mesela hiç ummadığınız bir yerde o düşünmüş olduğunuz şeyi uygulamanız gerekiyor. Başka bir çözüm yok yani şartlar sizi ona doğru itiyor ve bu farklı onu yapmak lazım hayata onu yapmak geçirmek. Lazım yeri geliyor bazen maliyetli oluyor yani olabilir maliyeti ama de. Onu kabul eden yapar yani aynen çünkü öyle. Bu insanlığa hizmet. Tabii ki. Çok ki, önemli. Tabii ki. Yani bu kendi şahsınıza yapmıyorsunuz. Yani bir prototip oluyor, uygulanıyor, seri üretim oluyor. Aynen öyle. Yani ben hemen hemen bu yani 20-30 senelik meslek hmm. hayatımda ya da çalışma hayatımda her zaman yeni bir şey deneme şansım oldu, fırsatım da oldu. Hmm. Ve ben benle beraber çalışan arkadaşlarımıza da bu fırsatı veririm. Hmm. Yani hatta şöyle söyleyeyim. Yanlış yapmalarına da fırsat verir. Tabii ki. Yani yalnız yanlış yapmak bir şey öğretiyor. Evet. Yani ne yapılmaması gerektiğini öğretiyor. Aynen. Ve o yanlışın paylaşılması da lazım ekiple. Yani ben şunu yaptım ama olumsuz sonuç aldım. Yani bilginiz olsun yani siz de yapmayın. Tabii. Değil mi? Şimdi şöyle bir şey de oluyor. Şimdi bu arkadaşa işte diyoruz bir fikirle geliyor. Hı-hı. Kafama yatmıyor. Diyorum ki şurada uygula. Yani bir noktada.
Şimdi onun bize işte bir zararı olmayacak, büyük bir infiale sebebiyet vermeyecek bir noktada uygulatıyoruz. Kendisi görüyor. Abi diyor, evet bu olmaz. Olmamış. Olabilir. Tamam hanım. Şimdi olmadıysa olduralım. Olduralım. Nasıl olduracağız? Tabii. Yani şimdi bunu düşündün, demek ki eksik kalan bir şey var. Belki üzerine birkaç bir şey daha ilave etsen olabilecek noktada. Geliştirerek. Hem bu arkadaşların bir özgüvenini artırıyor. Yanlış yapmaktan korkmamak lazım. Kesinlikle. Çünkü korktuğunuz zaman bir şey yapamazsınız. Yanlış da yapamazsınız. Çekimser kalırsınız. Hiçbir şey yapamazsınız. Aynen evet. Öyle. Yani bloke olursunuz. Aynen. Yani hep rutin şeyleri yapmaya devam edersiniz ama kendinizi geliştiremezsiniz. Aynen öyle. Aynen öyle. O yani, çok önemli. O açıdan benle beraber çalışan arkadaşlar sağ olsunlar yani. Hani çok insan da biriktirmişiz. Ne onu güzel. da onu da yaptı bir tarafta. Bu da mutluluk verici değil mi? Yani onların hayatına dokunuyorsunuz. Onlara bir kariyer de sağlıyorsunuz. Evet evet. Yani beraber çalışmış olduğumuz arkadaşların bir kısmı şu an üst düzey yönetici noktasına mutluluk da geldi. Verici. Sağ olsunlar. Hakikaten çok mutluluk verici. Halen daha görüşüyoruz, ediyoruz ya da işte atıyorum. Demek ki güzel izler bıraktı. Evet. Ya bir şeye ihtiyaçları oluyor. Ya abi bizde böyle bir problem var. Ya gelir misin şantiye? Tabii ki gelirim. Bravo. Niye gelmeyeyim yani? Ne güzel. Atlıyoruz arabamıza, gidiyoruz. Ondan sonra işte yerinde problemi çözüyoruz. Çünkü bazen öyle bir problemle karşılaşabiliyoruz ki zamanla yarışıyorsunuz. Kesinlikle. Deadline'lar çok kısa. Aynen. Çok genellikle kısa. Dündü derler. Evet. O espri ne zaman bitecekti? Dün bitecekti. Evet. O vardır muhakkak. Yani o açıdan o konuda da arkadaşlarımızla birbirimize destek olmamız da çok önemli. Bir ekip çok, işi bu zaten. Herkesin kesinlikle. Bir görevi var. Herkesin. Herkes de görevini layıkıyla yapmalı. Aynen. Bu çok aynen, önemli. Aynen. Çünkü bu tamamen ekibe bağlı bir şey. Efendim sizinle sohbet çok keyifliydi fakat programımızın sonuna yaklaştık. Son olarak iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Tabii ki. Vizyonunuz nedir? Bunları da paylaşır mısınız? Ben meslektaşlarıma özellikle iletmek istediğim şey, yerinize adam yetiştirmeye özen gösterin. Boynuz kulağa geçiyor mu? Geçsin. Hatta çok geçsin. Yani bundan kesinlikle imtina etmeyin. Kendine güveni olan insanlar böyle düşünürler. Ama diğerleri biliyorsunuz rakip görür. Aa onu kapatalım. O yapmasın derler. Ya evet maalesef öyle. Öyle var. Durumlar da var yani. Var. Teknolojiye kesinlikle ayak uydurmak gerekiyor. Teknolojinin vermiş olduğu nimetlerle beraber kendi işinizi akuple edip daha kısa sürede ve daha verimli bir şekilde işinizi yapmanızı tavsiye ediyorum. Ve ben hep bu şekilde çalışıyorum. Bir de herkesin içerisinde bir cevher vardır. Beraber çalıştığınız arkadaşları sadece işte bilgisayarın başında operatörlük yaptığını ya da çizim yaptığını değil, başka şeyleri de vardır. Onları da ortaya çıkarmalarını özellikle tavsiye ediyorum. Bu mesleğe adım atmak isteyen arkadaşlara da diyeceğim tek şey şu. Sorgulama ve muhakeme yeteneğiyle beraber matematiksel yeteneklerini bir araya getirebiliyorlarsa mühendislik yapsınlar. Başka bir şeye bakmalarına gerek yok. Harika bir mesajdı. Katılımınız, bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler. Daha nice güzel projeler diliyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İnşallah. Çok mersi. Bugünkü konuğumuz inşaat mühendisi Emre Çelik'ti. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.